Spor severlere mutlu günler diliyorum. Alper Kınar'la futbol transfer gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Trabzonspor, Orsic ve Petković transferleriyle transfer gündemini meşgul ediyor. Nenad Blazevic'in istediği iki oyuncu Trabzonspor'un ofans hattına katkı sağlayacak diye düşünülerek transfer edilmek isteniyor. Petković biliyorsunuz Dinamo Zagreb'in oyuncusu 4 milyon lira ücret istiyor. Trabzonspor 2,5 milyonda kararlı. Bu transfer maddi konulardan ötürü şu anda gerçekleştirilemiyor ama Trabzonspor'un bu bölgeye özellikle bu iki oyuncuyu katmak için mücadele verdiğini söyleyebiliriz. Bu arada Bartra, evet Real Betis 4 milyon gibi yüksek bir rakam belirliyor bu oyuncu için. Dansville gidiyor Trabzonspor'da. Trabzonspor tabii ki stoper arayışına giriyor. Karagümrük'ten Manya, Manya Rian transferi gündemde Trabzonspor için stoper mevkiine. Sağ bek alınacak Trabzonspor'da çünkü Larsen ve Serkan bu boşluğu maalesef Trabzonspor'da dolduramıyorlar. Lahti mi gidecek biliyorsunuz, Uğurcan gidecek mi? Maxi Gomez transferi gerçekleşirse Trabzonspor'dan o da gidecek. Konuşulan isimler, Abdülkadir Ömür keza yine konuşulan isimlerden biri, transferde ismi geçen oyunculardan biri. Bu arada Orkun ve Doğucan'ın da Göztepe ile temasta olduğunu düşünürsek Trabzonspor'un transferde gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili bayağı bir problemleri var. Bölgelerdeki boşluklar da olacak, Trabzonspor'un forvete ihtiyacı olacak, stopere ihtiyacı olacak, bunlarla ilgili Nenad Hoca çalışmalar içerisinde Trabzonspor'da Başkan Doğan da bu konuda yoğun çaba harcıyor. Trabzonspor'un önümüzdeki senelerde de şampiyon olacak bir kadroyu ortaya koyması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söylüyorlar. Evet, Beşiktaş transferin durgun takımı ama çok ismin geçtiği ekip Beşiktaş. Özellikle Dolar Kuzey'e orta saha oyuncusu geçen sene 5 gol 7 asisti olan bir oyuncu. Beşiktaş orta sahaya bu oyuncuyu takviye edip orta sahada dinamizmi arttırmak, Salih Uçan gitmesi halinde Getson'un bulunduğu alana hızlı ve bayağı bir kreatif takviye yapmak istiyor. 2+1 yıllık bir sözleşme öneriyor Beşiktaş oyuncuya. Beşiktaş'ın 1,5 milyon biliyorsunuz kotası var. En maksimum vereceğim rakam 1,5 milyon olarak söyledi Beşiktaş. Oyuncu 2 milyon istiyor. İmza parası vermek istemiyor Beşiktaş. Şenol Hoca bu oyuncunun Beşiktaş'a muhakkak katılmasını istiyor. Bu arada Bekabeka. Tabii Beşiktaş'ın Bekabeka transferi de Beşiktaşların beklediği bir transfer. Oyuncunun takımı ve oyuncu ile Beşiktaş her konuda prensipte anlaştı. Sözlü olarak anlaştı. 22 maça çıktı geçen sene. Bu oyuncu oldukça iyi bir performans sergiler. Biliyorsunuz Fransa milli takımının U kategorilerinde oynamış bir oyuncu. Beşiktaş'ın Getson transferi gerçekleşirse, Getson'un satılma durumu gerçekleşirse Beşiktaş'ın bu transferi muhakkak bitirmek mecburiyetinde olduğu bir transfer. Lazio biliyorsunuz Getson'a 15-16'larda seviyelerinde bir rakam teklif ediyor. Ama Beşiktaş daha büyük bir rakam istiyor tabii bunun yanında. 20'ler 25'ler bence Beşiktaş'ın istemesine hakkı. Biliyorsunuz bu paranın satın almanın yarısını da Benfica'ya verecekler. Benfica'nın yaptığı anlaşmayı görüyorsunuz. Bir de bu da bizim Türk kulüplerine örnek olmalı bence. Benfica transferde gerçekten oyuncuyu bağlanma konusunda, haklarını koruma konusunda bence dünya futboluna da bir mesaj vermiş oluyor. Yani 25'e satarsa Beşiktaş 12,5 milyon lirası Benfica'nın. Yani baktığınız zaman Benfica oyuncunun yani altyapısından yetişmesi, oyuncunun kendi oyuncuları olması açısından oldukça avantajlı bir kulüp durumuna geldi. Fenerbahçe, evet Fenerbahçe transferin önemli ekibi. Fenerbahçe'ye geçmeden önce pardon özür diliyorum, Beşiktaş'la ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum yine de. Beşiktaş'ın acilen bu iki oyuncuyu almak mecburiyeti doğdu ortaya. Çünkü Beşiktaş'ın zaman kaybedecek durumu yok. Şenol Hoca bir an önce transferlerin bitmesini istiyor. Bir an önce kadroya katılmalarını istiyor. Çünkü 1 Temmuz itibariyle Şenol Hoca top başı yapacağız dedi. Herkes şu anda Beşiktaş'ın takımı oluşturmasını bekliyor. Edin Dzeko ve Arda Fenerbahçe'de şu anda en gündemde olan isimler. Arda Güler. 4 büyük ligden teklif var Arda'ya arkadaşlar. Gerçekten Barcelona, PSG, Lazio, Ajax bu takımlar Arda'nın peşindeler şu anda.
Ve en son bildiğim kadarıyla 35 milyon euro serbest kalma maddesi ekletti Arda için Ali Koç, ama Arda da hala ben Arda'nın aklının yurt dışında olduğunu düşünüyorum. Ama Fenerbahçe önüne farklı, bilemiyorum Fener, yani Avrupa'da başarı bekliyoruz. İşte Fenerbahçe'nin şöyle hedefleri var falan gibilerinden birçok hedefi önüne koyarsa Arda Güler'in belki düşüncelerini değiştirebilir. Ailesinin Fenerbahçe'den kalmak istediğini, oğul çocuklarının, oğullarının öyle bir gündemde var Fenerbahçeli aile çünkü son itibariyle. Ama Arda'nın da bir Mbappe ile beraber oynama isteği de belki bunların önüne geçecektir, bilemiyorum neler olacağını. Milli takımda iyiydi en son. PSG Arda için olabilir ama belki Barcelona kiralayıp PSG'ye verebilir. Her şey olabilir Arda ile ilgili ama benim Türkiye'de kalması en büyük arzum Arda'nın. Arda gibi oyuncular biraz daha kalıp bence gelişme dönemini Türkiye'de bitirmeli diye düşünüyorum. Bu arada Zeko ile 2 yıllık anlaşma yapıyor Fenerbahçe. 38 yaşında oynar mı, oynamaz mı, gol atar mı, atmaz mı, Fenerbahçe'de neler yapar, başarılı olur mu gibilerinden birçok spekülasyon var. Ama bence de böyle oyuncular parmağının ucuyla gol atar, gene Fenerbahçe'ye katkı sağlar diye düşünüyorum. 4,5 milyon lira gibi bir rakama Fenerbahçe'ye geldi Edin Zeko. Ama Şampiyonlar Ligi finali görmüş, Şampiyonlar Ligi görmüş. Çok çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Özellikle Edin Zeko'nun Fenerbahçe'yi seçmesinde İtalyan basının söylediğine göre kurulacak kadroyu, kadro mühendisliği ile ilgili bilgiler almış. Büyük hedefleri var Fenerbahçe'nin şeklinde düşünülerek gelmiş. Bence santrafor konusunda Fenerbahçe büyük ve doğru bir hamle yaptı. Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla anlaşması gerçekten Fenerbahçe'nin Avrupa'da da isim olarak, Türkiye'de de rakiplerinin karşısında forvet mevkiinde güçlü bir forvetiyle katılacak olması rakipler için de tabii ki ürkütücü ve endişe verici olabilir. Onlar da kendilerine göre kadrolarını takviye edeceklerdir diye düşünüyorum. Tabii kanat isimleri var Fenerbahçe'de. Edin Zeko'yu besleyecek, ceza sahası içinde daha aktif, daha kreatif, daha mental anlamda da güçlü kılacak kanatlara ihtiyacı var. Birçok isim var. Ricardo Osilini, Musa Bagrov, Gambiyalı bu oyuncu. Onun dışında Oli var ayrıca onda isim olarak. Sol kanatta, sol kanat oyuncusu olarak bunların, Musa Bagrov'un alınması gündemde. Bu arada João Pedro biliyorsunuz gidiyor, Rossi, Crespo bunlar ayrılıyor. Bunların gidiyor olması demek bir bakıma da Zayt'ın Fenerbahçe'deki kalıcılığını da gösteriyor Fenerbahçe taraftarları açısından. Bence iyi kanatlar Fenerbahçe'yi bu sene Zeko'yu bayağı gol yollarında başarılı kılar diye düşünüyorum. Hoca tabii Fenerbahçe'de hala bir hoca eksikliği, hala neden Fenerbahçe'nin hocası belli olmadı, neden Fenerbahçe'de hoca ortada değil diye düşünceler de var. Volkan Demirel ismi geçiyor ama İsmail Kartal bana göre Fenerbahçe'yi daha iyi taşıyabilecek. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş önemli bir isim olabilir diye düşünüyorum. Bence geç kaldı Fenerbahçe hoca konusunda ama İsmail Kartal gelir. Bence bu işi halleder diye düşünüyorum. Evet, Galatasaray, Zaniola, evet Zaniola kalacak mı, gidecek mi, İtalya'ya olur mu, olmaz mı, İtalya'da ölüm tehditleri almış bir oyuncu zaman içerisinde, tekrar İtalya'ya döner mi, dönmez gibi. Sonuç itibariyle Galatasaray yönetimi de Zaniola'nın 50 milyon euro gibi bir rakam eder, bundan aşağı verilmez düşünceleri içerisinde, İtalya'ya dönmez. Sacha Boey kesinlikle Galatasaray'ın solda muazzam çıkış yapan bir oyuncusu. Arsenal'dan da biliyorsunuz lig devam ederken ilk devre itibariyle teklif almıştı. O da yurt dışı önemli bir ekibe gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle İngiltere Premier Ligi olabilir. Bu arada Hoffenheim'de oynayan Angelino var. Galatasaray'ın şu anda gündeminde Angelino. Çok önemli bir isim. Büyük takımları görmüş önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Bonservisi Leipzig'te. Hoffenheim'de oynuyor aynı zamanda. 33 maç 10 asisti olan bir oyuncu. Galatasaray'ın bence sol tarafına ilaç olabilir Angelino. Bu arada Galatasaray'ın tabi ayrılan oyuncular var. Icardi, Gomis bıraktı biliyorsunuz. Icardi gidiyor. Onun yanında
Muhammed Mustafa satıldı. Galatasaray'ın benim de lig başladığında söylemiş olduğum önemli bir isimlerden bir tanesi Dembele. Galatasaray'a da muazzam iş yapar. Ne demiştim Beşiktaş için? Beşiktaş gerekirse büyük oyunculara para verip almalı. Dembele'yi almalı hatta. Boşta demiştim daha bundan 2-3 ay önce. Galatasaray bu hamleyi hemen hemen yaptı. Büyük ihtimalle de Dembele Galatasaray birlikteliği olacak diye düşünüyorum. Lige renk katacak. Edin Dzeko'lar, Dembele'ler, Orsic'ler olursa Beşiktaş'ta her zaman olduğu gibi Vensel, Abubakar, Cenk Tosun, evet ligin gol yollarında bu sene de renkli geçeceğini düşünüyorum. Herkese Alper Kınar transfer gündeminden mutlu günler diliyorum. Sevgiyle, saygıyla kalın. İyi bayramlar diliyorum.